Arkadaşlar, Durmuş'un rotasında bugün sizlerle Fena Meydanı'nda gezeceğiz. Bakalım El Fena Meydanı akşamları nasıl oluyor? Rotamızı ileriye doğru çeviriyoruz. Akşamları ayrı bir havası var buranın. Daha çok ışıklı şeyler çok satılıyor. Arkadaşlar, burada aynen tatuaj gibi kınalardan gece de gündüz de bu ablalarımız böyle desenli şeyler yapıyorlar. Ne numara? Bu kına bir ay boyunca kalıyor ellerinde. Alessa hamuna petin madam. Efendim, bu görmüş olduğunuz alet 60 dirhem. 60 dirhemi verdiğinizde bu alete sahip olabiliyorsunuz. Efendim, öncelikle bunu kapattığınızda burasını el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. Burayı açtığınızda bunu küçücük bir abajur olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı bir ambiyans olan güzel bir ışık oluyor. Ve bu görmüş olduğunuz alet sadece 60 dirhem. Ya ben aslında işi gücü bırakıp bu meydanda bir şeyler mi satsam diye düşünmüyor değilim yani. Faslıların vazgeçemediği en önemli yiyeceklerden bir tanesi kuru yemiş. Özellikle düğünlerinde kuru yemiş eksik olmaz. Normalde evlerinde akşamları kuru yemiş eksik olmaz. Nane çayı ve kuru yemişi çok tüketen bir millet. Onun için görüyorsunuz kuru yemiş reyonları tıklım tıklım. Gündüzleri ayrı bir hareket, akşamları ayrı bir hareket var demiştik. Şimdi akşamın en önemli hareketlerinden bir tanesi, burası akşam kuruldu. Saat 6.30-7'den sonra burası kuruluyor. Tamamen seyyar lokanta. Masalar kuruluyor, tezgahlar yerleştiriliyor. Kellesinden, balığından, tajininden, kuskusundan, barbeküsünden, köftesinden vesaire bütün yiyecekleri burada bulabiliyorsunuz. Sadece şunu özellikle belirtmem gerekiyor. Titiz olan, hijyene aşırı düşkün olan, hijyen sorunu olan arkadaşlar kolay kolay buraları tercih etmesinler diye düşünüyorum. Faslıların Türklere karşı ayrı bir muhabbeti var. Bunu biraz araştırdık. Burada çok Türk dizileri izleniyor ve bu Türk dizilerine çok hayranlar. Türkiye'yi aşıklar ülkesi, romantizm ülkesi bu şekilde düşünüyorlar, bu şekilde seslendiriyorlar. Ve biz Türkiye'den geldik dediğiniz andan itibaren de size ayrı bir muhabbet besliyorlar. Neyse, biz gezimize devam edelim. Faslıların yemek kültüründe balığın da çok ayrı bir yeri var. Aleykümselam muhafere. Keyif aldın sabah? Elhamdülillah. On fait un petit programme, on a déjà mangé. Ça se voit mon frère. Bizi masalarına çekmeye çalışıyorlar. Yok yok habibi. Ben dedim ya, yemek yedim dedim. Dım dım dım. Ama diyor ki daha beni götürüyor, hadi bakalım. Dım 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 dım. Arkadaşlar. Chicken, lamb. Bizim bu bildiğiniz et şiş, tavuk şiş. Salad, cucumber, rice. Ve yapma sosu ya. Calamari. Oo. Shrimp, salt fish. Arkadaşlar,
Hasan şaş yavaş yavaş. Kardeş kardeş. Arkadaşlar yeni yemek yedik dedik. Hijyen olan sıkıntısı olanlar varsa buraları tercih etmedik dedik ama gerçekten buranın da ayrı bir albenisi var. Burada hani yeme de yanında yat derler ya, gerçekten bence yenilebilir diye düşünüyorum. Durmuşum rotası. Durmuşun rotası. Marrakeş'te. Selam aleyküm mon frère. C'est bien, c'est délicieux maşallah. Burada da kelle paçalar var. Arkadaşlar bu sağ tarafındaki bölümü size anlatayım mı, anlatmayayım mı diye düşündüm ama buranın bir gerçeği bu seyyar mutfakların en büyük yeri işgal edenlerden bir tanesi salyangoz. Faslılar salyangozu çok yiyorlar. Biliyorsunuz biz Türkiye'de salyangoz yemiyoruz ama burada özellikle salyangoz çok tüketiliyor. Bunlar da komple salyangoz mutfakları. Tatmayı düşünmüyorum ve buradan biraz zor geçiyorum. Biz nasıl işkembe, kokoreç, bu tür sakatatları lezzetli bir şekilde yiyorsak bunlar da bu salyangozları lezzetli bir şekilde yiyorlar. Tatlıyı ben tadacağım. 5 dirhem bu arada. Bu daha çok baharata benziyor ama bakacağım bir. Bizim köylerde yapılan, bayramlarda yapılan elmalara benziyor. Özellikle Anadolu'da yapılan. Bu yediğim ona benziyor. Yani tadı güzel. Sağlıklı da olduğunu söylüyorlar ısrarla. Tabii onu sonradan göreceğiz. Gribe karşı, bel ağrısına karşı, iç organlarına karşı her derde deva diyorlar. Tabii onların öyle söylemesi. C'est bon. Abi, je vais mourir sinon. C'est beaucoup de, beaucoup de. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz içecek, sıcak bir içecek. Burada çeşitli baharatlardan hepsinden birbirine karıştırılarak yapılan bir içecek olduğunu söylüyorlar anladığım kadarıyla. Sıcak. Tabii ben rehberimize yine de nedir diye sordum. İçebilirsin, sorun yok dedi. Bu arada görüyorsunuz kralın ve ailesinin fotoğrafları her yerde. Merci mon frère. Bu arada çok soğukkanlı durduğuma bakmayın. Şu sağımdaki arkadaş çok fena kancalarını omzuma doğru batırıyor. Ama ben çaktırmıyormuş gibi yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayvan sever olmak lazım. Evet arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi bu hayvanseverlik beni bir gün öldürecek. Vallahi bugün hayvanlarla bayağı bir yakınlaşmamız oldu. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Arkadaşlar tabii bu fotoğrafları çektirmek, bu videoları çektirmek bu kuşlarla bedava değil. Özellikle kamera çekiyorsanız sizden daha ekstra para istiyorlar. Je vais pas demander d'argent, thank you. Allez, allez. Allez, un peu plus fort. Arkadaşlar gerçekten ben buna yetenek derim. Eli ayağı boş durmuyor, ağzı söylüyor ve İnsanları buraya toplayarak kendisini dinletiyor. Şu anda ben canlı müzik dinliyorum. Evet arkadaşlar, Durmuş'un rotasında bugün sizlere Cam Al Fena, yani Fena Meydanı'ndan, Fena Meydanı'nın gecesinden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Efendim, hoşça kalın.